Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sunar. Mutlu günler diyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handbol Erkekler Süper Lig'de playoff final turundayız ve artık dananın kuyruğu kopacak. 5 maç üzerinden oynanacak mücadelede 3 galibiyete ulaşan takım Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayacak. Ekrana yansıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye ile Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü kozlarını paylaşacak. Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ilk mücadele ve son hazırlıklar yapılıyor. Bu maç için artık final aşamasındayız. Cemal Kütahya sezonunda playoff final mücadelesinde ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediye. Tabii ligi ikinci basamakta bitirdiği için ilk maçın ev sahipliğini yapıyor. Şu an için ev sahibi avantajı bu seride Beykoz Belediye'nin elinde bulunuyor. Çünkü ikinci ve üçüncü maçlar Beykoz Belediye'nin sahasında oynanacak. Eğer gerekirse dördüncü mücadelede yine Serdivan Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Ve yine gerekirse beşinci maçta Beykoz Belediye'nin sahası Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak. Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gelecek hafta içerisinde yine heyecan devam edecek. Yani 8 ve 9 Haziran günlerinde ekrana yansıyan Beykoz Belediye'li oyuncular serinin ikinci ve üçüncü maçlarına ev sahipliği yapacaklar ve yine dediğimiz gibi saha avantajını korumaya çalışacaklar. Sarı artlı formada izleyeceğiz Beykoz Belediye'yi. Ve birazdan ev sahibi ekibin oyuncuları da görüntüye yansıyacak. Ve siyah artı formada Beykoz Belediye oyuncuları da sahne alacaklar. Şu ana kadar dediğimiz gibi birinci ve ikinci basamakta bitirdiler normal sezonu. Yani başa baş bir mücadele ortaya kondu. Ve sonuç olarak bu iki ekip de artık 1-2 başaracak. Çünkü ikisi de şu ana kadar şampiyonluk düğümünü çözen ya da bir şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar değil. Sadece Beykoz Belediye'nin bir kupa galibiyeti var. Geçtiğimiz sezona yansıyan Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Beykoz Belediye sezona da Süper Kupa sevinciyle açılış yapmıştı. Bakalım bu iki ekipten hangisi ipi gösterecek ve ilk kez yaşanacak bu şampiyonluk sevinci hangi kenti sevindirecek? Sakarya kentini mi yoksa İstanbul'da Anadolu yakasında Beykoz Belediye'yi mi sevindirecek? Bunu da göreceğiz. İlk olarak dediğimiz gibi Sakarya Büyükşehir Belediye ev sahipliği yapıyor. Normal sezonun 21 puan, 21 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik alarak tamamladılar. Topladıkları 35 puanla ligi ikinci bitirdiler. Sonrasında playoff birinci turunda Mihalcık Spor'u 2 maçta da mağlup ederek yarı finale. Yarı finalde de zorlu rakibi Beşiktaş Yurtpay Seramik karşısında ilk maçta İstanbul'da mağlup oldukları o seride sonraki 2 maçı kazanarak finale atlarını yazdırdı Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Diğer yanda Beykoz Belediye'de 21 maçta 39 puan topladığı 19 galibiyet, 1 beraberlik ve yaşadığı 1 mağlubiyette ki o da açılışta gerçekleşti. Burada Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda yaşadıkları bu mağlubiyetin ardından şu ana kadar bir mağlubiyet yaşamadılar. Bir tek tabii şunu da ekleyelim. Türkiye Kupası 8'li finalin sonunda bir mağlubiyet yaşadı Beykoz Belediye Konya'da ve bakalım bu seriyi sürdürebilecekler mi? Bu arada maçın hakem ikilisi görüntüde. Cengiz Ömer ve Murat Çelik maçın hakemleri Ankara bölgesinden. İkisi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı handbol antrenörleri ve yine handbola emek sarf eden isimlerden. Diğer yanda Mehmet Şimşek Burdur bölgesinden mücadelenin gözlemcisi. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin kadrosu görüntüye yansıyor. 16 kişilik kadroda Mehmet Doğukan Karatay ve Taner Günay kalede olacaklar. Diğer yanda Mustafa Utku Kılıç, Sadık Emre Herseklioğlu, Çetin Çelik, Oğulcan Güney, Onur Ersin, Serhat Yıldırım, Mehmet Demirezen, Muhammed Miri, Yuri Babenkov, Brida Muhammed Gazali, Alexander Tiukin, Duşan Mediç, Ramazan Döne ve İbrahim Bircan bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin 7'si de görüntüye yansıdı. Kalede Taner Günay ile başlayacak. Oğulcan sol kanatta, Çetin Çelik sağ kanatta yer alacak. Miri Muhammed pivotta bulunuyor. Sol oyun kurucu mevkinde Brida, sağ oyun kurucu noktasında Ramazan Döne ve orta oyun kurucu noktasında da Duşan Mediç yer alıyor Sakarya ekibinde. Beykoz Belediye'nin 16 kişilik kadrosunda kalede Doğukan Gök, Burak Turan ve Halil Can Gürüşlüsü. Onun dışında Ali Emre Babacan, Alperen Arabacı, Gürkan Soğukpınar, Fatih Ateş, Oleg Görgevski, Ömer Faruk Güldal, Salih Uluda, Daniel Kaya, Anıl Tanman, Çağlayan Öztürk, Alper Aydın, Samet Kamberoğlu ve Ömür Pehlivan
16 kişilik kadrosu Beykoz Belediye'nin. İlk yedisi de şu şekilde. Kalede Burak Turan, sol kanatta Fatih Ateş, sağ kanatta Ömer Faruk Güldal, pivotta Çağlayan Öztürk, sol oyun kurucu noktasında Ali Emre Babacan, sağ oyun kurucu mevkiinde Ömür Pehlivan ve orta oyun kurucu noktasında da Oleg Görgevski ile açılış yapıyor. Konuk Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü. Siyah ağırlıklı formada izleyeceğiz Sakarya Büyükşehir Belediye'yi. Ve antrenör takımı bu playoff yarı final serisinde devralan Tevfik Karagözoğlu yönetiyor. Diğer yanda Mesut Ilgın görüntüye yansıdı. Mesut Ilgın Hoca da uzun bir süredir takımın başında ve sonuç olarak Beykoz Belediye ile geçen sezon kupa sevinci yaşamışlardı. Hediye Sigorta Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüşlerdi. Şimdi artık bir şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorlar. Tabii başladıkları noktada da, yani sezona başlarken Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşı karşıya gelmişlerdi. THF Spor Salonu'nda bir süper kupayla başladılar. Sezonu yine kupayla bitirmenin hesabını yapıyorlar. Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü sarı ağırlıklı formada mücadele edecek bugünkü maçta. Şimdi Tevfik Hoca görüntüye yansıdı. Tevfik Karagözoğlu Beşiktaş'ta oynanan buradaki yarı final ikinci serisinde takımın başına geldi ve sonuç olarak iki maçı da kazandı Sakarya Büyükşehir Belediye ve adını finale yazdırmayı başardı. Bakalım Serdiven Spor Salonu'ndaki 3. Tevfik Karagözoğlu yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Belediye yine bir galibiyete imza atabilecek mi? Ev sahibi avantajını yine kullanabilecek mi? Ya da bir diğer yandan Beykoz Belediye açısından baktığımızda buradan bir galibiyetle ayrılması durumunda Beykoz Belediye'de seride 1-0 öne geçecek ve olası iki ev sahipliği yaptığı maçta galibiyet çıkartırsa kupayı müzesine götürecek. Çok yönlü baktığımızda her şeye gebe bir mücadele. Başa baş bir heyecan bekliyoruz. Handbolumuz adına güzel bir akşam temenni ediyoruz. Bakalım final serisine kim olumlu yaklaşacak? Kim 1-0 öne geçip bir adım kupaya yaklaşacak? İlk düdük geldi. Zorlu mücadele başladı. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Serdivan Spor Salonu'nda ilk hücum Sakarya Büyükşehir Belediye'den yansıyor. Duşan Medic orta oyun kurucu noktasında. Ramazan Döne sağ çaprazda. Blida sol oyun kurucu mevkiinde. Oğulcan sol kanatta. Çetin sağ kanatta top bekliyor. Pivotta da Miri Muhammed yer buluyor. Savunmada Beykoz Belediye. Hücumda Sakarya Büyükşehir Belediye. Burak Turan kalede dikkatli. Top çeviriyor ev sahibi ekip. Blida Muhammed, Duşan Medic. Şimdi Duşan Medic ilerledi. Blida Muhammed'e bıraktı. Tekrar Ramazan Döne. 5-1 savunmayla başladı. Konuk ekip bu arada bir pas hatası. Alper Aydın araya girdi. Alper Aydın yerde. Oyun devam ediyor. Avantajla devam etti. Murat Çelik gördüm dedi. Alper Aydın da yerini şimdi hücumda. Ali Emre'ye bıraktı ve kart çıkıyor. Kartı gören Miri Muhammed az önceki pozisyonda Alper Aydın'ı yerde bıraktı ve sarı kartı gördü. Maçtaki ilk sarı kart Sakarya Büyükşehir Belediye'de Miri Muhammed'e çıktı. İlk hücum Sakarya ekibine gol getirmedi. Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediye Kent Orkestrası da karşı tribünde görüntüye yansıdı. Takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Kent Orkestrası da tribünde yerini aldı. Bu arada Ömür'ün atışında ilk kurtarış geliyor. Dönen top ama bir faul var. Faul yapan, Çağlayan ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Görüntüde işte o faul ardından ağlara giden top. Taner Güney'in de ilk kurtarışı kayıtlara geçmiş oldu. Bu arada Sakarya ekibi de bu hızlı hücumu değerlendiremiyor. Yani tabela değişmiyor. Yine bir Beykoz Belediye hatağı. Oleg Görgevski de direğe takıldı. İlk dakikalarda tempo çok yüksek. Ama bu yüksek tempo henüz gol getirmedi. Tabelayı değiştirmedi. 0-0'lık denge, uzaktan bir atış geldi ama orada bir faul var. Faul yapan Oleg Görgevski. Burak Turan'ın kurtarışı da boşa gitmiş oldu böylelikle. Henüz 0-0'lık denge var. İkinci dakikayı şimdi geride bıraktık. Henüz gol sesi çıkmadı Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda. 5-1 savunma devam ediyor Beykoz Belediye'de. Blida Muhammed merkeze döndü Duşan Medic'e. Duşan Medic ve Ramazan Döne paslaşması. Hazırlık topları Sakarya ekibinde. Çağlayan bir iki adım önde, 5-1 savunmanın öne çıkan ismi Blida Muhammed. Alper Aydın ona atış imkanı vermedi. Henüz oyun hareketlenmedi. Alper Aydın da hemen Blida Muhammed'in oyunu hareketlendirdiğini düşünerek ileri çıktı. Pasif uyarısı geldi bu arada. Duşan Medic bıraktı. Araya giriyor Oleg Görgevski. Ardından Ramazan'a çarptı.
dengeyi bozdu bu pas arasıyla Oleg Georgievski ve yine bir top kaybı yaşıyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi. 3 dakika geride kalıyor. 0-0'lık denge devam ediyor. Oleg Georgievski merkezde, Ömür'le paslaştı. Şimdi Ali Emre çapraz geçişle ilerliyor. Ali Emre, top üst direkten dışarı gitti. Yine bir gol gelmedi. Hızlı hücum Çetin Çelik ve o da yine yerden sektirmeye çalıştı ama çerçeve dışına gidiyor. Bu arada hücum faul, oyun duruyor. Bir çarpışma yaşadı Oleg Georgievski ve Miri Muhammed. Kafa kafaya çarpıştılar. Oleg Georgievski tabii ister istemez bu hücum faali yaptı. Tam da Miri Muhammed'in o noktada olduğunu fark etmedi. İzliyoruz. Burak, Miri Muhammed'in o noktada bulunduğunu görmeden Oleg Georgievski'nin koşu yoluna gönderdi. Fatih Tekçi de o noktada. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ekibi'nde Fatih Tekçi Miri Muhammed'e müdahalede bulunuyor. Tatangalar grubu da bu mücadelede kale arkasında yerini aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye'yi destekliyor. 3 hücum boyunca hücum oyuncusu olarak ya da savunma oyuncusu olarak Miri Muhammed'i göremeyecek Sakarya Büyükşehir Belediye. Sağlık ekibinde Fatih Tekçi oyun alanına girdiği için 3 hücum boyunca Miri Muhammed oyun alanına giremeyecek kurallar gereği. Şimdi Mehmet Demirezen geldi. Mehmet Demirezen oyuna girdi. Miri Muhammed'in yerine. Bu maçta Mehmet Demirezen ilk kez süre alıyor. Duşan Medic şimdi ilerledi. Ömer Faruk karşısında. Brida, bir faul var. Yine bir faul düdüğü. Çok tempolu bir mücadele izledik. Şu ana kadar 3 dakikayı, 4 dakikaya yakın bir bölümü geride bıraktık. Duşan Medic yine topu aldı. Blida, Ömer Faruk karşısında. Şimdi Oğulcan desteğe geldi. Bu arada pasif uyarısı. Oğulcan Güney yine bir faul düdüğü. Pasif uyarısı devam edecek. Oğulcan Güney görüntüye yansıdı. Ramazan Düne atış gösterdi. Yine bir faul var. Oyun bir türlü hareketlilik kazanmadı. 3 pas hakkı olduğunu gördük bu arada. Ramazan atış bloktan dışarı mı gitti? Hayır, bloğa çarpmadı. Bloğa çarpmadı, gol gelmedi. Yine tabela değişmedi. 0-0'lık denge. 4,5 dakika geride kaldı fazlasıyla. Ali Emre'nin pasında bir savunma müdahalesi ama ayakla müdahale olduğu için hücum yine Beykoz Belediye'nin olacak. Kent Orkestrası görüntüye yansıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin arkasında. Ali Emre. Şimdi Ömür. Oleg Georgievski bıraktı Ali Emre. Atış topağlarda açılışı yapan Beykoz Belediye'de Ali Emre Babacan. Ali Emre de playoff'ların öne çıkanlarından biri. 27 golü vardı playoff'ta kaydetti. 28.sini yine bularak açılışı gerçekleştiriyor. Ve Beykoz Belediye 1-0 öne geçiyor. Mesut Ilgın görüntüye yansıdı. 5,5 dakika geride kaldı. Yine Mehmet Demirezen oyunda çünkü Miri Muhammed'in hala hazırda o sakatlık dolayısıyla 3 hücum boyunca giremeyeceğini ifade edelim. Atış ağları gitti ama gol değeri kazanmıyor. Öncesinde bir faul var. Daha doğrusu tam da Ramazan yere indiği an elinden çıkartmıştı ve o da zaten hatalı yürüme olarak yansımıştı. Şimdi Duşan Medic, Brida ve tekrar Duşan, Oğulcan desteğe geldi. Pasif uyarısı geldi bu arada. 4 pas hakkı var. Pasif uyarısı sonrası atış Burak Turan'da kaldı. Burak Turan ilk kurtarışına imza attı. Şu ana kadar birer kurtarış yaptı kaleciler. Taner Günay ve Burak Turan. Bu arada ilerledi Ali Emre ama bir faul var, sarı kart çıkacak. Sarı kartı gören Ramazan Döne, Sakarya Büyükşehir Belediye adına ikinci sarı kart ve izliyoruz Ali Emre'nin yerde kaldığı anı. İkinci sarı kart Sakarya Büyükşehir Belediye'de Ramazan'a çıktı. Her takımın üçer sarı kart hakkı var. Ondan sonraki tüm kartlık pozisyonlar 2 dakika cezasıyla cezalandırılıyor. Bu arada Ömür
bıraktı Oleg. Kaleye baktı, müthiş bir gol. Uzaktan bir deneme. Alçak temel atışla golü buluyor Oleg Georgievski, farkı ikiye çıkartıyor. Beykoz Belediyesi. 7 dakika geride kaldı. Şu ana kadar 2 gol izledik ama tempo o kadar yüksek ki gerçekten takip etmekte çok zorlanıyoruz. Ayrıca bu tempo içerisinde henüz gol bulamadı Sakarya Büyükşehir Belediye, hatırlatmak istiyoruz. Şimdi Onur Ersin oyuna girdi. Merkezde top çeviriyor Onur Ersin. Hafif bir sakatlığı var Onur'un da. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Onur Ersin şimdi sol çaprazda, elinden kaçırdı. Oğulcan desteğe geldi. Oğulcan açı düzeltemedi. Bıraktı Onur Ersin. İlerledi Ömer Faruk. Ömer Faruk yerde bırakıyor. Onur Ersin'i ve sarı kart görüyor Ömer Faruk Güldal. Beykoz Belediye'nin ilk sarı kartı Ömer Faruk Güldal'a çıktı bu pozisyon sonrasında. İki milli oyuncu Ömer Faruk ve Onur Ersin aynı karede ve pozisyonun içerisinde yer almıştı az önce. Zeminin temizlenmesi için bekliyoruz. Tabii zemindeki herhangi bir ıslaklık oyuncuların ayaklarının kaymasına ve sakatlıklara da yol açabiliyor. Ömer Faruk ufak bir sakatlık geçirdi gibi, az önceki yüz ifadesi bunu gösteriyordu. 5-1 savunma devam ediyor Beykoz Belediye'de. Onur Ersin yüksek bir top gönderdi. Top kaybı. Fatih Ateş araya girdi. Fatih Ateş de istediği pası veremedi. Çok ilginç. Yarı sahasından çıkmaya çalışırken Beykoz Belediye'de hata yapıyor. Hücum yine Sakarya Büyükşehir Belediye'ye dönüyor. Farkı 3'e çıkarma şansı yakalamıştı Beykoz Belediye ama bunu değerlendiremediler. Şimdi Blida atış gösterdi. Faul var. Çok sert savunmayla başladı Beykoz Belediye şu ana kadar. Çok net bir fırsat vermedi konuk ekip ve Sakarya Büyükşehir Belediye hala hazırda tabelayı değiştiremedi. 8 dakika geride kaldı. 2-0'lık üstünlüğü var Beykoz Belediye'nin. Ramazan Döne pasını aktarmayı başardı. Mehmet Demirezen'in asisti. Bu arada 1-2 dakika cezası geliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanıyor. Bu Mehmet Demirezen'in asisti ve Onur Ersin'in golü ve farkı bile indiriyor Sakarya ekibi ama 1-2 dakika cezası geldi. Onu da Oleg Georgievski, ekrana yansıyan Azerbaycan vatandaşı, orta oyun kurucu Oleg Georgievski alıyor. Maçtaki ilk 2 dakika cezasını Beykoz Belediye'de Oleg Georgievski çekecek. 8,5 dakika geride kaldı ve fark 2'ye indi az önce. Bu arada kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. Bu 2 dakika cezası dolayısıyla Gürkan oyuna girdi. Ali Emre. Ali Emre'nin pası yerini bulmadı. Ama bir faul var. Düdük çaldı. Ama kimse düdüğü duymadı. Tam da kale boştu ve Sakarya ekibi için önemli bir fırsattı. Tekrar kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. Gürkan tekrar oyuna girdi. Burak Turan yine kenarda. Ali Emre, Gürkan için çok zor top, atış, karar 7 metre. Maçtaki ilk 7 metre atışı, 6 metre yayında bir savunma müdahalesi oldu. Murat Çelik'in beden dilinden yansıdı. Ve maçtaki ilk 7 metre atışını Beykoz Belediye kullanacak birazdan. Sakarya Büyükşehir Belediye Kent Orkestrası tekrar ekrana yansıyor. Onlar da şu ana kadar geçen 10 dakikada hiç susmadı tribünler gibi. Maçtaki ilk 7 metre atışı Samet Kamberoğlu çizginin gerisinde. Takımın en golcü ismi Samet Kamberoğlu. Atış topallarda. Takımın ve bu sezonki Süper Lig oyuncularının en golcüsü ve gol kralı, normal sezonda gol kralıydı Samet Kamberoğlu, bu golle farkı tekrar ikiye çıkardı. 5 kişilik savunma var Beykoz Belediye'nin yay üzerinde. Onur Ersin merkezde top çeviriyor. Miri Muhammed tekrar oyunda. Bir top kaybı mı? Hayır, bir faul var. Cengiz Ömer görüntüde pozisyona çok yakındı ve şimdi tekrar oyun hareketlilik kazandı. Sedat, Onur Ersin, Onur pası Ramazan kanada indi. Çetin elinden kaçırıyor. Bir top kaybı Sakarya Büyükşehir Belediye adına. 10 dakika geride kaldı. Durum 3-1. Hala hazırda Beykoz Belediye'nin üstünlüğü devam ediyor. 10 dakikada bir gol. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin hücum yüzdesi çok düşük. Şu ana kadar verimlilik anlamında hücum verimliliği çok düşük. Nispeten Beykoz Belediye de istediği hücumları yapamadı ve istediği goller yansımadı tabelada. Ali Emre. Ömür. Destek geldi Oleg. Bıraktı Ali Emre Babacan. Ali Emre.
Faul var. Gülüyor. O da Mini Muhammed'e. Ali Emre pası. Oleg Görgevski. Tekrar. Ali Emre kanada indi. Fatih Ateş açıyı düzeltti ve golü attı. Fatih Ateş'in ilk sayısı ve fark 3'e çıktı. 4-1'lik skora ulaşıyor. Beykoz Belediye 11. dakikayı bitirirken 2 dakika cezası Çağlayan Öztürk. 48 numaralı Çağlayan Öztürk burada 2 dakika cezası aldı. Beykoz Belediye yine eksik kaldı. İzliyoruz. Çağlayan Öztürk şimdi kenarda. Beykoz Belediye ikinci kez eksik. Acaba bir sarı kart mı diye düşündüm ben de o arada ama hayır. Çağlayan Öztürk 2 dakika cezası aldı. Şimdi 5 kişilik savunma yapıyor yeniden Beykoz Belediyesi. Sedat Yıldırım oyunda. Onur Ersin. Onur elinden kaçırdı ve hatalı yürüme. Yine top kaybı. Ömer Faruk bu arada yerde kaldı. Sedat'ın müdahalesiyle oyun devam ediyor. Oleg Görgevski topu aldı. Bıraktı Ömür Pehlivan. Ömür Pehlivan'ın sayısı. Fark 4'e çıkıyor. Ömür de bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. Durum 5-1 oldu. 12. dakika içerisinde eksik kalan Beykoz Belediye yine gol bulmayı başardı. Eksik kalan Beykoz Belediye karşısında Sakarya ekibi yine tabelayı değiştiremedi. Bu arada Sedat Yıldırım sarı kart görüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye artık kart hakkını dolduruyor. Böylelikle Sedat Yıldırım'ın az önceki sarı kartıyla bir pas hatası daha. Yine hücum Beykoz Belediye'nin. Yine eksik kalan Beykoz Belediye hızlı hücum şansı yakaladı. Fatih Ateş bunu kullanmadı. Alper Aydın savunmadaki isim şimdi dönüyor. Savunmada daha çok yer alıyor. Alper Aydın yerini Ali Emre Babacan'a bırakıyor. Hayır, tekrar döndü Çağlayan'ın eksikliğini doldurmaya. Çünkü 2 dakika cezası var Çağlayan'ın ve kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. Kale boş, Beykoz Belediye'de Ömür'ün pası Ali Emre. Ali Emre merkezde bıraktı Oleg Görgevski. Oleg Görgevski Taner'e takıldı. Kaleden kaleye bir şut gelecek. Taner Günay ama üst direkten dışarı gitti. Taner Günay topu üst direkten dışarı gönderdi. Geçen playoff'ta da yine Beşiktaş kalesine bir sayısı vardı. Bu arada tabii normal sezonda da 3 gole imza atmıştı. Ve 2 kez Beykoz Belediye'nin kalesini avlamıştı. Normal sezondaki maçlarda Taner Günay bugün ilk denemede bunu başaramadı. Yine kale boş. Beykoz Belediye'de ama çok az bir süre kaldı Çağlayan Öztürk'ün cezasının dolmasına. Ali Emre. Ömür pası. Oleg Görgevski. Ömür yerde kaldı bu arada. Bir faul var. Kart sınırını doldurdu. Sakarya ekibi artık her sarı kartlık pozisyonda 2 dakika cezası çıkacak. Bunu biliyorlar. Bu arada pozisyonun tekrarı görüntüye yansıdı. 6-0 savunma var. Maçın başından bu yana pasif uyarısı geldi. Ali Emre'nin atışında kurtarış yansıyor. Taner Güney'in kurtarışı. Taner gole izin vermedi. Bu arada hızlı hücum şansını değerlendirmedi Sakarya ekibi de. Çağlayan'ın da cezası son buldu. Çağlayan Öztürk tekrar oyuna dahil oldu. Sedat. Pası Miri Muhammed. Oyun devam etti. Sol kanatta Oğulcan atış topağları gitti. 12 dakikalık bir bölümde gol atamamıştı Sakarya ekibi ve Oğulcan Güney bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. O da playoff'ların öne çıkanlarından biri. 28 sayısı var. Playoff'ta kaydettiği Oğulcan'ın farkı 3'e indiriyor Sakarya ekibi. Çok uzun bir süre. Yani 12 dakikalık bir gol orucu gerçekten. Sakarya ekibi şu ana kadar istediği hücumları, daha doğru bir ifadeyle hücumlardan istediği skorları bulamadı. Bu arada 7 kişilik hücum yapıyor Beykoz Belediye. Yani kaleyi boşalttı konuk ekip. 7 kişilik hücum yaparak risk alıyorlar. Yüksek bir top Ali Emre'den ve Fatih Ateş için imkansız bir toptu. Top kaybı yaşadı Beykoz Belediye. Maçın da 4'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. 5-2'lik üstünlüğü var. Beykoz Belediye'nin Sakarya Büyükşehir Belediye karşısında. Onur Ersin. Ömer Faruk onu savunuyor. Yakın savunma var Oleg Görgevski ve Çağlayan'dan. Onur'un pası Miri Muhammed. Atış çıkarmaya çalışırken faul.
Ömer Faruk ona izin vermedi. İzliyoruz. Ömer Faruk'un müdahalesi. Onur Ersin. Onur Ersin bıraktı. Sedat kanada indi. Şimdi Çetin Çelik. Ramazan'a güzel pas. Ramazan bloğa takılıyor. Blokta Ömür Pehlivan. Her an pasif yarısı girebilir. Ömür Pehlivan görüntüye yansıdı. Köşeden oyun hareketlilik kazandı. Şimdi pasif yarısı geldi. Ramazan boşluğu buldu ama Burak Turan. Burak Turan'dan çok net bir kurtarış. Ayağıyla çıkartıyor Burak da. Şu ana kadar iki kurtarışa imza attı kaleciler. Kanatta Fatih Ateş açıyı düzeltti ama o da dışarı gönderdi. Fatih Ateş net bir fırsat bulmuştu. Top dışarı gidiyor. Muhtemelen orada Taner'in de bir müdahalesi var. Taner Günay. 2 dakika cezası bu arada Alper Aydın. Alper Aydın 2 dakika cezası aldı. Beykoz Belediye 3. kez eksik kaldı. Alper Aydın'ın itirazları. O 2 dakika cezası da muhtemelen bir ayağa temas dolayısıyla, yani bir kasıt var mıydı yok muydu? Az önce Alper Aydın'ın ayağına kasıtlı olarak mı top temas etti? Yani ayağını bilerek mi uzattı? Bilemiyoruz. Alper Aydın'ın itirazı tabii sonuçsuz kalacak. 2 dakika cezası başlıyor. 3. kez Beykoz Belediye eksik kalacak. 5 kişilik savunma var. Beykoz Belediye'de Sedat Yıldırım ortada. Onur Ersin sol. Ramazan sağ oyun kurucu mevkiinde. Kısa bir süre top kaybı. Pasif yarısı geldi bu arada. Onur Ersin yerde ve faul. Alper Aydın'ın 2 dakika cezası devam ediyor. 17. dakikayı fazlasıyla ortaladık. Şu ana kadar 7 gol izledik. 5-2'lik üstünlüğü var Beykoz Belediye'nin. Oleg Görgevski atış imkanı vermedi Onur'a. Pasif uyarısı devam edecek bu arada. Pozisyonun tekrarını izledik. Ve Sakarya ekibi istediği hücumu yapamadı. Gol sesi çıkmadı. Fark yine 3'te kaldı. 17 dakikayı geride bırakıyoruz. Beykoz Belediye'nin 3 sayılık avantajı devam ediyor. Yine eksik oynayan Beykoz Belediye kaleyi boşaltıyor bu hücumda da. Oleg Görgevski. Çapraz geçişler. Çağlayan bıraktı. Ömür onun da pası Ali Emre ilerledi. Ali Emre Taner'e takıldı. Taner Günay'ın 4. kurtarışı. Bu dakikalarda Taner Günay sırtlıyor Sakarya ekibini. Çünkü farkın da açılmasını iyi değil, iyi engelledi bu kurtarışlar. Ramazan'ın atışı top ağlara gitti. Ramazan döne bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Farkı 2'ye indiriyor Sakarya Büyükşehir Belediye. Ramazan dönenin ilk sayısı, durum 5-3. 18 dakikalık bölümü bitirmek üzereyiz. Ve şu ana kadar 8 gol izledik. Gerçekten her iki ekip adına da hücumda çok verimsiz bir süre. Ama baktığımızda tempo çok yüksek. Oleg Görgevski hali hazırda kalesi boş. Beykoz Belediye'nin Ali Emre çapraz geçişler. Alperen oyuna girdi. Alperen Ömür'ün pası. Pas arası geldi Çetin'den. Top. Bu arada Sakaryalı oyuncularda kaldı. Hızlı hücum şansı. Sedat ve top ağlarda gol. Oyun duruyor. 1-2 dakika cezası daha yansıyacak. Sedat Yıldırım bu golü kaydetti. Top ağlara gitti. Bir de Oleg Görgevski 2 dakika cezası alıyor. Oleg Görgevski'nin 2. Beykoz Belediye'nin 4. 2 dakika cezası ekrana da yansıyor. 5-4'lük skor, fark bile indi. Oleg Görgevski 2. kez takımını eksik bırakıyor. Toplamda 4. kez Beykoz Belediye 2 dakika cezası aldı. Kale yine boş Beykoz Belediye'de. Alper Aydın'ın cezası son buldu. Oleg Görgevski'nin cezası devam ediyor. Çağlayan ve top ağlara gidiyor. Ali Emre'den müthiş bir asist geldi. Çağlayan Öztürk golü attı. İzliyoruz Ali Emre. İki oyuncu arasında Çağlayan'ı böyle gördü. Çağlayan Öztürk kaleciyi alıyor. Farkı 2'ye çıkartıyor. Bu arada 5 kişilik savunma yapıyor yine Beykoz Belediye. Oleg Görgevski kenarda hali hazırda.
Şimdi Onur Ersin, Tiukin oyunda, bıraktı Onur Ersin, Mini Muhammed dönmeye çalıştı, Alperen Arabacı ona izin vermedi. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Alperen Arabacı burada müdahaleyi yapan isim, şut imkanı vermedi ve Alperen pozisyonun içinde. Herhangi bir iki dakika cezası var mı diye bakıyorum. Herhangi bir iki dakika cezası çıkmadı. Alper Aydın oyuna girdi bu arada. Maçın üçte birlik bölümü geride kalıyor. Tiukin oyunda. Onur Ersin sol, Ramazan sağ çaprazda. Mini Muhammed boş kaldı ama Burak Turan gol izni vermedi. Dönen top Oğulcan'da kaldı. Çok kritik bir kurtarış. Bu arada Çetin Çelik pozisyon buldu. Gol atıyor. Çok şık bir gol atıyor Çetin Çelik. Sağ kanatta işte Onur Ersin'in yüksek topu, açıyı düzeltti, aşırtarak topu attı ve golü buluyor Çetin Çelik. Farkı tekrar 1'e indiriyor Sakarya Büyükşehir Belediye. Bu dakikalarda her iki ekipte sıkıntı yaşıyor demiştik. Maçın 3'te 1'lik bölümünde 11 gol izledik. Ve toplamda 6-5'lik üstünlüğü devam ediyor Beykoz Belediye'nin Sakarya Büyükşehir Belediye karşısında. Bu arada şunu da söyleyelim. Beykoz Belediye de 7 dakikada sadece bir sayı buldu. Bu arada oyun yine durdu. 2 dakika cezası Mir Muhammed. Mir Muhammed Sakarya ekibini eksik bırakacak bu müdahalesi sonrası. Mir Muhammed faslı oyuncu, Sakarya Büyükşehir Belediye'yi eksik bırakıyor. İlk kez eksik kalıyor Sakarya Büyükşehir Belediye. Ev sahibi ekip 5 kişilik savunma yapacak. Hücum Beykoz Belediye'nin, kalan son 9,5 dakika ilk yarının bitmesine. Ali Emre yüksek bir top gönderdi. Pas arası geldi Çetin Çelik'ten. Hücum yine Beykoz Belediye'nin. Ömür yüksek bir top Samet Kamberoğlu. Samet Kamberoğlu Taner Güney'e takıldı. Sol kanatta şu ana kadar Samet Kamberoğlu 1-7 metre atışıyla gol buldu. Onun dışında gol gelmedi. Fatih Ateş'in de bir sayısı var. O da hızlı hücumdan yansıyor. Ve fark 1'de kalıyor. Beraberlik şansı yakalıyor Sakarya Büyükşehir Belediye. 5 kişilik. Düzeltiyorum, 6 kişilik hücum yapıyorlar çünkü kaleyi boşalttı Sakarya Büyükşehir Belediye'de. Taner Günay kenarda. Onur Ersin. Onur Ersin, Mehmet Demirezen ama Burak Turan. Burak Turan gol izni vermiyor. Dördüncü kurtarışına imza atıyor o da. Hızlı hücumu değerlendirecekti. Burak Turan aslında pozisyon bulmaya çalışırken o da buna üzülüyor. Hızlı hücum şansı ya da başka bir deyişle belki kaleden kaleye bir şut çıkartacaktı. Ona üzüldü. Burak Turan. Son 8 dakika ilk yarıda. Ali Emre'nin kanada pası. Samet Kamberoğlu ve top ağlarda gol. Samet Kamberoğlu 7 metre atışı dışında ilk sayısını buldu. Farkı 2'ye çıkardı Beykoz Belediye. 7-5'lik üstünlüğü var Beykoz Belediye'nin. Bu geçen 10 dakikalık bölümde 2 gol buldu sadece. Beykoz Belediye çok ciddi anlamda, onlar da sıkıntı yaşıyor. Her iki ekipte gol bulmakta çok zorlanıyor. Sakarya ekibinde Miri Muhammed'in cezasının dolmasına saniyeler kaldı ama yine kale boş. Oleg bu arada savunan isim Tiukin ilerledi, o da faulle durduruldu. Alexander Tiukin görüntüye yansıdı. Tiukin pası. Onur Ersin açı bulmaya çalıştı. Mehmet Demirezen. Bir faul var. Alper Aydın müdahale yapıyor. Kalan son 7,5 dakika ilk yarının bitmesine. Onur Ersin ilerledi. Alexander Tiukin atış yaptı, Burak Turan izin vermedi. Burak Turan'ın 5. kurtarışı. Hızlı hücum şansı. Ömür Pehlivan aşırttı ve topu ağlara gönderdi. Farkı 3'e çıkardı. Ömür Pehlivan'ın 2. takımının 8. sayısı. Durum 8-5. Fark yeniden 3. Bu dakikalarda da Sakarya Büyükşehir Belediye hücumu aksamaya başladı. Şöyle söyleyelim. Ev sahibi ekip de
5 dakikadır golü bulamıyor ve sonuç olarak skorboardu değiştiremiyor. Ramazan Döne dönmeye çalıştı. Oleg Georgievski'nin müdahalesi. Zeminin temizlenmesi için kronometredeki süre durdu. Şimdi tekrar oyun hareketlilik kazandı. Mehmet Demirezen döndü atış topu ağlarda. Mehmet Demirezen'in bu maçtaki ilk sayısı. Fark 2'ye iniyor. Ali Emre ve top ağlara gidiyor. Ali Emre Babacan. Onun ikinci sayısı. Yine fark 3. Ali Emre Babacan kendi ilerledi ve aşırtarak bu gol durumu 9-6 yaptı. Bu arada Miri Muhammed de gol bulamadı biz o golün tekrarını izlerken. Hız hücum şansı. Konuk ekip adına ama Ömür Pehlivan topu dışarı gönderdi. Özür diliyor. Farkı 4'e çıkarma şansını değerlendiremiyor Beykoz Belediye. Onur Ersin ilerledi. Onur Ersin. Faul. ...9-6'lık üstünlük var Beykoz Belediye'nin hanesinde. Deplasman ekibi maçın başından bu yana önde. Bu arada Onur Ersin yerde kaldı yine. Şimdi Ramazan. Pasif uyarısı devam ediyor. Pasif uyarısı. 4 pas hakkında hücumun sonlanması gerektiğini ifade ediyor. Ramazan. Tiukin ve top ağlarda. Alexander Tiukin ilerledi. Golü attı. Ukraynalı farkı tekrar 2'ye indirdi. Bu maçtaki ilk sayısı Alexander Tiukin'in. Tiukin ve Onur Ersin'in hafif sakatlıkları var bu mücadele öncesi. Aldığımız bilgiler doğrultusunda ve ikisi de oynayabilecek durumdaydı. İkisi de süre almayı başardı şu ana kadar. Topun temizlenmesi için bekledik ya da değiştirilmesi için şimdi bu gerçekleşti. Cengiz Ömer yeni bir top istedi masadan. Tabii topun üzerinde wax kalıntıları ve sonuç olarak hem sürmeyi hem de kavramayı oldukça engelleyen bu kalıntılar dolayısıyla değişmesi gerekiyor ya da temizlenmesi. Şimdi tekrar Beykoz Belediye hata izliyoruz. Fark 2 sayı. Samet Kamberoğlu. Oyun duruyor. Bir hücum faul kararı geldi. Alper Aydın yerde kalmıştı. Hücum faul yapan isim ve kaleden kaleye şut. İbrahim Bircan golü atıyor. İbrahim Bircan. İzliyoruz bu arada. Tam da hücum faul kararı gelmişti. İbrahim Bircan kaleyi boş buldu. Top ağlara gönderdi ama ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Şimdi setle ilerliyor. Sakarya Büyükşehir Belediye bir 2 dakika cezası daha geldi. Çağlayan Öztürk 2 dakika cezası aldı. Çağlayan ikinci kez takımını eksik bıraktı. Toplamda 5. kez eksik kalıyor. Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü itirazları var Çağlayan'ın. Yine Beykoz Belediye eksik ve fark 2 sayı. 5 kişilik savunma yapacak Beykoz Belediye. Ramazan'ın atış topu ağlara gitti. Ramazan Dönen'in ikinci. Takımının 8. sayısı böyle geldi. Fark 1'e iniyor. Ramazan Dönen'in bu şutuyla. Az önce İbrahim Bircan'ın uzaktan denemesi gol değeri kazanmamıştı. O da oyun doğru yerden hareketlenmediği için gol olarak değer bulmamıştı. Onu da aktaralım. Durum 9-8. Kalan son 3 dakikalık bir bölüm var. Maçın ilk yarısının bitmesine. Beykoz Belediye'nin üstünü devam ediyor. Kalesi boş bu arada Beykoz Belediye'nin. Ali Emre yerde kaldı. Bu arada oyun devam etti. Top direkten dönüyor. Bir 2 dakika cezası Onur Ersin'e çıkıyor.
Onur Ersin 2 dakika cezası aldı. Tam da kanatta yükselen Alperen Arabacı'yı yerde bırakmıştı. Bu arada Ali Emre yerde ve hala kalkamadı. İzliyoruz. Ali Emre Babacan burada. Evet, Mir Muhammed'in eli fazlasıyla tam da yüzünün tam ortasına bu şekilde temas etti. Ali Emre yerde kaldı. Oyun devam etti. Sonrasında 2 dakika cezası alan Onur Ersin oldu. Onur Ersin Sakarya Büyükşehir Belediye'yi eksik bırakacak. Murat Çelik o noktada ve şimdi sağlık ekibinde Beykoz Belediye'de Özhan Devre müdahale ediyor Ali Emre Babacan'ın yanında. Ali Emre bir önceki pozisyonda tabii yerde kalmıştı Miri Muhammed'in darbesiyle. Bir 7 metre atışı kullanılacak ve Beykoz Belediye ikinci kez çizginin gerisine gelecek. Samet Kamberoğlu muhtemelen atış için hazırlık yapacak. Bu arada Cengiz Hatırnaz, Beykoz Belediye menajeri de şimdi Sakarya Beykoz Belediye bench'in hemen arkasında yer alıyor. Muhtemelen orada bir, anladığım kadarıyla bir itişme yaşandı ya da tribünlerde bir gerginlik anı vardı. Biz tabii göremedik. Orada pozisyonun sıcaklığıyla, gerginlikle beraber şimdi oyunun tekrar hareketlenmesini bekliyoruz. Ve 7 metre atışıyla Beykoz Belediye'de Samet Kamberoğlu işareti bekliyor. Şimdi tribünleri sakin olması konusunda Ramazan Döne'ye yatıştırmaya çalıştı ve özellikle Beykoz Belediye yedek kulübesinin arkasında bir taşkınlık var. Hatta şöyle söyleyelim. Beykoz Belediye'nin yedek kulübesinin arkasındaki Sakaryalı taraftarları sakinleştirmeye çalışan yine Sakarya Büyükşehir Belediye oyuncuları ve Sakarya Büyükşehir Belediye'nin oyuncusu Mustafa Utku Kılıç'ın babası da o noktada. Utku'nun babası da ve annesi de yine aynı şekilde Sakarya taraftarlarını sakinleştirmeye çalışıyor. Şimdi net bir şekilde gördük. Cengiz Adırnaz da tam da bench'in arkasındaki o noktada. Oyunun hareketlenmesini bekliyoruz ve Samet Kamberoğlu işareti bekliyor. Kalede Doğukan var bu arada. Doğukan Karatay kaleyi devraldı. Sakarya ekibinde işaret verildi. Samet Kamberoğlu atışı yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2'de 2 yapıyor 7 metrelerde Samet Kamberoğlu, farkı 2'ye çıkardı. Yeniden Sakarya ekibi de eksik kaldı ve onlar da yine kaleyi boşaltacak. Beykoz Belediye'de eksik. Çağlayan Öztürk kenarda 2 dakika cezasının dolmasını bekliyor. 5 kişilik savunma yapacak Beykoz Belediye'de. Kalan son 2 dakika 10 saniye maçın ilk yarısının bitmesine. Yuri Babenkov oyunda bu arada. Babenkov ortada ilerledi, atışı yaptı. Burak Turan gol izni vermedi. Burak Turan 6. kez kurtarışa imza atıyor. Oleg Görgiyevski hızlı çıkıyor Beykoz Belediye. Müdahale var, karar faul. Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediye 4 kişilik savunma yapıyor. Sol kanatta Samet Kamberoğlu atış topu ağlara gidiyor. Samet Kamberoğlu'dan üst üste goller. Toplamda 4. sayısı, fark 3'e çıktı. Golün tekrarını izledik. Samet Kamberoğlu golü attı. Beykoz Belediye'de bu arada Çağlayan Öztürk'ün cezası son buldu. Beş kişi yükleniyor. Sakarya ekibi kalesi boş. Yuri Babenko bıraktı. Çetin Çelik ön direkteki boşluğu kullandı. Çetin Çelik'ten yine çok şık bir sayı. Fark 2'ye iniyor. Çetin Çelik'in bu golüyle güzel bir gol. Burak Turan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Yine 4 kişilik bir savunma var Sakarya ekibinin yay üzerinde. 6 kişi yüklendi. Beykoz Belediye, Samet Kamberoğlu atış topu ağlarda. Yine eksik kalan Sakarya ekibi karşısında kolay bir gol. Yine Samet Kamberoğlu sol kanattaki boşluğu değerlendirdi ve farkı 3'e çıkardı.
Bu arada Onur Ersin'in ve Miri Muhammed'in cezası son buldu. Az önce Miri Muhammed de 2 dakika cezası almıştı. Kanada bir pas. Çetin Çelik atış ama Burak Turan'dan bir kurtarış daha geldi. Burak Turan toplamda 7. kurtarışına imza attı. Farkı 3'te tutmayı başarıyor Beykoz Belediye. Atış Ömür'den Tiukin ve ilk yarıyı bitiren siren sesi duyuldu. Sonucunda gol gelmedi. Bu da Çetin Çelik'in Burak Turan'a takıldığı an. Sonrasında Ömür Pehlivan'la bir fırsat buluyor Beykoz Belediye ama sonuç alamıyor. Burak Turan toplamda 7 kurtarışa imza atıyor ilk yarıda. İlk yarı skoru Beykoz Belediye 12, Sakarya Büyükşehir Belediye 9 ve ikinci yarıda tekrar bekliyoruz. Devam edecek. Ediyor. Yeniden sizlerle birlikteyiz ve birazdan başlayacak ikinci yarıda ilk olarak Beykoz Belediye hata izleyeceğiz. Beykoz Belediye'nin 12-9'luk üstünlüğü vardı ilk yarım saatlik bölümde ve 3 sayılık avantajla soyunma odasına giden İstanbul ekibi oldu. Yine hatırlatmış olalım, Handball Erkekler Süper Lig'de Cemal Kütahya sezonundayız ve artık son aşamadayız. Playoff final turunda ve bu 5 maç üzerinden yapılan final turu mücadelesinde ilk maç Sakarya'da Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda. Maçın hakemleri görüntüye yansıyor. Murat Çelik ve Cengiz Ömer Ankara bölgesinden ve maçın gözlemcisi de Mehmet Şimşek. Şimdi yerlerini alacaklar ve birazdan ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalacak Murat Çelik ve Cengiz Ömer. Beykoz Belediye'de ilk hücumu gerçekleştirecek. Aslında toplamda 21 gol izledik ve sonuçta 30 dakikada 21 gol üst seviyede bir performans değil ama temposu çok yüksek. Sertlik düzeyi oldukça yoğun bir 30 dakikayı geride bıraktık. Sonuç olarak her iki takımda tabii tempoyla beraber istediği hücumları yapamadı ama sertlik düzeyinin yüksek olmasıyla sert savunmalarla karşı karşıya geldiler. Burak Turan toplam 7 kurtarışa, Taner Günay'da 5 kurtarışa imza attılar. Yine kaleleri koruyorlar. Yani Burak Turan ve Taner Günay kalelerdeki isimler. Diğer yanda 2 dakika cezaları da üst üste yansımıştı. Özellikle Beykoz Belediye toplamda 5 kez eksik kaldı. Diğer yanda Sakarya Büyükşehir Belediye'de 2 kez, düzeltiyorum 3 kez. Tabii toplamda hem Miri Muhammed ile Onur Ersin'in aynı anda 2 dakika cezası aldığını hesaba katarsak Miri Muhammed de 2 dakika cezası aldı. İlk yarıda bunu da yine ifade edersek toplamda 3 kez eksik kaldığını söyleyebiliriz Sakarya ekibinin. Birazdan mücadeleye hareketlilik kazandıracak Beykoz Belediye olacak. Maçın hakemleri Murat Çelik ve Cengiz Ömer son kontrolleri yapıyorlar. İlk düdükle beraber Beykoz Belediye hata izliyoruz. Serdivan Spor Salonu'nda tribünler görüntüye yansıyor. Hafta içi mesaisi olmasına rağmen yine tribünlerde önemli bir taraftar desteği bulunuyor Sakarya ekibinin. 12-9'luk üstünlüğü var. Ve Beykoz Belediye farkı 4'e çıkarmak için top çeviriyor. Ali Emre şimdi kanada bir pas Ömür'den ama dengeli bir pas gelmedi Ömer Faruk için. Sakarya ekibi hata. Onur Ersin iyi döndü ve gol attı. Onur Ersin farkı 2'ye indiriyor. Onur Ersin'in golü tekrar görüntüye yansıdı. Orada bir faul düdüğü daha mı? Hayır, Beykoz Belediye Ali Emre ile golü buldu, evet. Net bir şekilde şimdi görüntüye yansıyor Ali Emre'nin şutu. Ali Emre Babacan farkı tekrar 3'e çıkartıyor. Durum 13-10. Şimdi Onur Ersin. Çetin. Frida pası Miri Muhammed. Miri Muhammed direğe takıldı. Dönen top Çetin'de kaldı dediğim anda Çetin Çelik yerde. Yine bir faul var. Çetin yerden kalkamadı. Oyun duruyor.
Kronometre durdu ve Çetin şimdi ayağa kalktı. İşte tam da rebound mücadelesinde, yani topun döndüğü esnada iki isim de topa odaklanmıştı. Çağlayan'ın teması kasıtlı değil. Çetin Çelik yerde kaldı. Şimdi oyuna devam edebilecek durumda. Tevfik Karagözoğlu görüntüye yansıdı. Takımı yarı final mücadelesinde devralmıştı Fatih Işık'tan. Mehmet Fatih Işık'la yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı ve sonrasında Tevfik Karagözoğlu takımı yönetmeye başladı. Şimdi final aşamasında Sakarya Büyükşehir Belediye ve Beykoz Belediye'nin finaldeki rakibi. Bu arada pasif uyarısı geldi Sakarya ekibi hata için. Onur Ersin'in pası. Brida bomboş ama Burak Turan inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Burak Turan 8. kurtarışına imza atıyor. Ayağıyla çıkartıyor, izliyoruz. Çok net bir kurtarış. Sol ayağıyla işte bu müdahale. Brida Muhammed'e gol izni vermedi. Burak Turan farkı 3'te tutmayı başardı Beykoz Belediye. Sakarya Büyükşehir Belediye taraftarları görüntüye yansıdı. Şimdi oyun hareketlilik kazanıyor. Şu ana kadar bir mola hakkı kullanılmadı. Bu temponun çok yüksek olmasına zaten örneklerden birini yine molanın kullanılmaması teşkil ediyor. Bu arada Burak Turan'dan bir kurtarış daha. Burak Turan 9. kurtarışına imza atıyor. Fark 3'te kalıyor. Ali Emre, Alperen Arabacı, tekrar Ali Emre Babacan. Sete döndü Beykoz Belediye hücumu. 6-0 savunma. Şu ana kadar Sakarya ekibi değiştirmedi bunu. Ve ikinci yarıda da sürdürüyor 6-0 savunmayı ev sahibi ekip. Oleg Georgievski yüzün tuttu. Tivki'nin müdahalesi vardı. Ali Emre. Ömür iyi sıyrıldı ama Taner Günay gol izni vermiyor bu kez de. Taner'in de toplamda 6. kurtarışı. Hızlı hücum şansı Sakarya ekibi adına. Ramazan atış topu ağlarda. Ramazan Düne farkı 2 indiriyor. Taner Günay az önce görüntüye yansıdı. İzliyoruz. Durum 13-11. Ali Emre'nin atışı blokta zayıfladı. Ardından Taner Günay'ın teması ve top dışarı gitti. Hücum yine Sakarya ekibinin. Son anda Taner Günay müdahale ettiği için hücum Sakarya ekibinin oldu ama Burak Turan da ona cevap verdi. Burak Turan çift taneye ulaşıyor. Yani 10. kurtarışına imza atıyor. Burak Turan. Hemen aynı şekilde Taner Günay'dan bir cevap daha. Taner Günay'ın toplamda 7. kurtarışı. Kaleciler üst üste kurtarışa imza atarak farkı 2'de tutmayı başardı. Şimdi Onur Ersin merkezde. Ramazan sıyrılmaya çalıştı. Oleg Georgievski'nin müdahalesi, oyun duruyor. Oleg Georgievski 2 dakika cezası alıyor. Bu 3. kez gerçekleşiyor. Bu arada bir tartışma Ramazan ve Burak Turan arasında, bir itişme yaşandı. Oleg Georgievski kırmızı kart görecek. Oleg Georgievski 2 dakika cezası aldı. Kırmızı kart gördü takımını. İşte burada 3. kez eksik bırakıyor Oleg Georgievski. Toplamda Beykoz Belediye'nin 6. 2 dakika cezası. Ramazan'la Burak Turan arasında böyle bir itişme yaşandı. Burak Turan tabii Ramazan Dönen'in Beşiktaş'tan arkadaşları ve sonuç olarak hem milli takımlarda hem de kulüpler düzeyinde birçok kez yan yana oynadılar. Omuz omuz oynadılar. Şimdi özür diliyorlar. Hayır. Özür dilemiyorlar aslında. Ramazan elini uzattı. Burak Turan da o tartışma esnasında tabii gerginlikle yine tepkisini ortaya koydu.
Burak Turan uzun süre Beşiktaş'ın kalesini korudu. Ramazan Döne de uzun süre Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptı. Milli takımda da yine aynı şekilde yan yana oynadılar. Bu arada bir tartışma ve özellikle itirazlarından dolayı bir 2 dakika cezası daha çıktı. 2 dakika cezası Mini Muhammed'e. Mini Muhammed de kırmızı kart görüyor. Eğer 2 dakika cezası ona çıktıysa Mini Muhammed de kırmızı kart gördü. Ramazan Döne formasını değiştirmek için. Şimdi kenarda maçın hakemleri Murat Çelik ve Cengiz Ömer pozisyonu tartışıyorlar. Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediye Kent Orkestrası da tekrar tekrar oyuna giriyor. Görüntüye girdi. Az önce Sakarya Büyükşehir Belediye Kent Orkestrası. Sakarya ekibi de Beykoz Belediye'de eksik kaldı. Ve sonuç olarak üst üste 2 dakika cezaları. Şimdi atış topu ağlarda. Brida Muhammed golü atan isim oldu. Brida Muhammed bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Aslında o da golcü isimlerden biri. Beykoz Belediye Oleg Görgevski'nin cezası dolayısıyla eksik. Aynı şekilde Sakarya ekibi de eksik ama Beykoz Belediye 2 kişi eksik oynuyor. Bunu da söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Ali Emre! Ali Emre Babacan kendi bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Bu arada kaleden kaleye bir şut geldi. Biz bu golün tekrarını izlerken Santra'dan golü atan Sedat Yıldırım oldu. Sedat Yıldırım da Park tekrar biri indiriyor. İzliyoruz. Oğulcan golü atan isim. Santra'dan hemen golü buldu ve durumu 14-13 yaptı. Tribünler görüntüye yansıyor. Şimdi Gürkan Salih oyunda. Yine 5 kişilik savunma var Sakarya ekibinde. Kalesi yine boş. Bu arada Beykoz Belediye'nin Ali Emre kanada bir pas denemesi. Ömür ve top ağlarda. Bu dakikalarda Ömür Pehlivan sağ kanatta top bekledi ve bu golü attı. Ömür Pehlivan yine 4 kişilik savunma var Beykoz Belediye'nin yay üzerinde. Onur Ersin, Tiukin, şimdi Ramazan, kanada bir pas, Çetin Çelik ve top ağları gidiyor. Yine eksik kalan Beykoz Belediye savunmasında önemli boşluk. Çetin Çelik golü attı, fark yeniden biri indi. Gürkan oyunda, kale yine boş. Beykoz Belediye'de bu arada 2 dakika cezaları son buldu. Ve artık Beykoz Belediye kalesi de yine boş değil. Yani Burak Turan kaleyi devralmış oldu. Gürkan. Şimdi Ali Emre. Gürkan Soğuk Pınar. Ömür Pehlivan oyun duruyor. Atış topu ağlarda. Ali Emre Babacan golü attı. Toplamda 5. sayısını kaydetti. Bu arada top kaybı. Ali Emre. O pas arasını yaptıktan sonra bir atış denedi ama olmadı. İzliyoruz. Bu Çetin Çelik'in sayısı. Ardından bir pas arası geldi.
Tam da Sakarya Büyükşehir Belediye karşı yarı sahada top çevirmeye çalışırken Ali Emre fırsatı kullanmaya çalıştı ama olmadı. Onur'un atışı. Faul. Yine bir faul düdüğü var. Pasif uyarısı geldi bu arada. Oğulcan ve top ağlarda. Oğulcan çok iyi pas aldı. Ramazan Döneden kendisinin 3. takımının 15. sayısını buldu. Fark yeniden 1'e iniyor. Gürkan merkezde. Ali Emre yer değiştirdi şimdi. Ali Emre'nin pası. Orada bir faul var. Ali Emre atış topağlarda. Bu dakikalarda Ali Emre sırtlıyor Beykoz Belediye'yi. Bir kurtarış geldi Burak Duran'dan. Atış Çetin Çelik yerde kalıyor. Karar 7 metre. İzliyoruz. Ramazan'ın atışı Burak Duran kurtardı. Sonrasında Alperen'in müdahalesi. Alperen Arabacı yerde bırakıyor Çetin Çelik'i. 2 dakika cezası Alperen Arabacı. Alperen de şimdi eksik bırakacak. Beykoz Belediye'yi. Fark 2 sayı. Maçın da 3'te 2'lik bölümü geride kalmak üzere. Alperen Arabacı ilk kez eksik bırakıyor takımını. Hadi. 7 metre atışı için Ramazan Döne geldi. Bu Sakarya Büyükşehir Belediye'nin kullanacağı ilk 7 metre atışı. Ramazan topağlarda kendisinin 4. takımının 16. sayısını kaydetti ve farkı yeniden 1'e indirdi. Kaleyi Doğukan devralıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye'de Mehmet Doğukan Karatay kalede. Gürkan merkezde top çeviriyor. Salih Ulu da yine paslaşmanın içinde. Şimdi Ali Emre. Ali Emre atış Doğukan'da kaldı. Doğukan ilk kurtarışını yaptı. Hızlı hücum şansı Çetin için çok yüksek bir top. 2 dakika cezası almıştı Alperen Arabacı. O arada kaleyi boşaltmıştı Beykoz Belediye ve beraberlik şansını değerlendiremiyor Sakarya Büyükşehir Belediye hızlı hücumda. Yine kaleyi boşalttı konuk Beykoz Belediye ve Doğukan görüntüye yansıdı. Şimdi Ali Emre kanada indi. Samet Kamberoğlu. Samet Kamberoğlu'ndan çok şık bir sayı. O da toplamda 6. golünü buluyor. Bu maçta şu ana kadar en golcü isim Ali Emre Babacan ve Samet Kamberoğlu oluyor. Geçen bu 3'te 2'lik bölümde de Beykoz Belediye kaçıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye kovalıyor. Şu ana kadar üst seviyede bir fark oluşmadı. En fazla 3 sayılık bir farka ulaştı Beykoz Belediye. Maçın başında da 5-1'lik bir skor vardı. 13. dakikada ki istediği gibi başlayamadı. Bu arada Sakarya ekibi de şimdi Onur Ersin faul var. Ramazan çok iyi döndü ama Burak Turan gol izni vermedi. Burak Turan'dan 11. kurtarış şansıydı.
Farkı iki sayıda tutmayı başardı Beykoz Belediye. Alper Aydın kenara koştu. Alperen Arabacı'ya yerini teslim etti. Bu arada Mehmet Demirezen de yeni Sedat Yıldırım'a bırakıyor. Bir boşluk var ama o boşluğu değerlendiremiyor Alperen Arabacı. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Fark 2'de kaldı demiştik. Pasif yarısı geldi. Atış dışarıda. Gürkan Soğukpınar topu dışarı gönderdi. Hızlı hücum şansı Sakarya ekibi adına. Ramazan bıraktı. Tiukin bomboş ve top ağlarda gol. Alexander Tiukin bu maçtaki ikinci sayısı. Farkı bir indiriyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Bu arada Ömür ilerledi. Ömür'ün atışta Doğukan da kaldı. Doğukan Karatay ikinci kurtarışına imza attı. Bir beraberlik şansı Sakarya ekibi adına. Sakarya Büyükşehir Belediye maçta maçın başından bu yana ilk kez beraberlik sayısını arıyor. Brida'nın pası, Mehmet Demirezen karar faul, ağlara giden top, gol geri kazanmıyor. Şimdi Onur'un atışı, bir faul ve iki dakika cezası daha. Kime çıktı? Ali Emre. Ali Emre Babacan. Hayır, Alperen Arabacı kenarda. Alperen Arabacı 9 numaralı ikinci kez 2 dakika cezası alıyor. Ve mola geliyor. Hayır, mola gelmedi. Bir kart çıkacak. Tabii bench'ten yansıyan bir tepki olabilir. Bir sarı kart çıktı çünkü az önce Murat Çelik'in cebinden. Onu gördük. Alperen ikinci kez eksik bırakıyor. Toplamda da 9. kez yaşanıyor bu. Beykoz Belediye adına. 5 kişilik savunma. Evet, şimdi net bir şekilde gördük. Filedeki bir problem dolayısıyla o uyarı geldi. Bu arada hızlı hücum şansı yakaladı Beykoz Belediye Samet Kamberoğlu'yla. Samet Kamberoğlu gol attı. Beraberlik sayısı ararken Sakarya ekibi kalesine hızlı hücum gördü. Samet Kamberoğlu farkı tekrar ikiye çıkardı. Onur Ersin pası, Brida hücum faul, karar hücum faul. Şimdi Ali Emre pası yerini bulmuyor. Şimdi hızlı hücum şansı yakalayan Sakarya ekibi oldu. Oğulcan Güney. Çok ilginç. Hızlı hücumda Beykoz Belediye golü ararken pas hatası yaptı. Oğulcan son durakta golü attı. Oğulcan Güney'in 4. takımının 18. sayısı. Ve sonuç olarak fark tekrar 1'e indiriyor. Ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediye yine eksik oynuyor. Beykoz Belediye, Alperen kenarda. Sağ kanat boş. Kalesi henüz şimdi boşaldı. Sağ kanatta Ömer Faruk oyuna girdi ve Beykoz Belediye risk alıyor. Kaleyi boşaltarak. Ali Emre çok zor pozisyonda gol attı. Santra'da Sedat. Şimdi kaleyi Burak Duran devraldı. Bu arada hızlı hücumda golü buluyor Sakarya ekibi. Biz o golün tekrarını izlerken, Ali Emre'nin 7. golünü izlerken Sakarya ekibi fark tekrar 1'e indirmeyi başardı. İşte golün tekrarı bu şekilde. Oğulcan kaleyi boş görmüştü ve Santra'dan yine bir gol daha buldu. Toplamda onun da 5. sayısı ve kalan 15 dakikada yine fark indi. Gürkan merkezde, Ömür sağ çaprazda. Şimdi paslaşıyor, yine çapraz geçişle ilerliyor Beykoz Belediye. Ömür'ün pası yerini bulmadı. Bir faul var. Alanı geçerken, yani 6 metre yayında bir müdahale izliyoruz. Ve ilk kez mola alıyor Beykoz Belediye.
ilk mola hakkını kullanıyor konuk ekip. Şu ana kadar hiç mola gelmemişti. Hiç mola hakkını kullanmadı. Ne Sakarya ekibi ne de Beykoz Belediye ve ilk mola hakkı Beykoz Belediye'den yansıdı. Tribünler görüntüye yansıyor. Genç Sakaryalı taraftarlar. Sonuç olarak Sakarya Büyükşehir Belediye'den galibiyet bekliyor. Handbol Erkekler Süper Lig'de Cemal Kütahya sezonundayız. Playoff final turunda ilk maçtayız. Sakarya Büyükşehir Belediye ile Beykoz Belediye finale atlarını yazdırmayı başardılar. Sakarya ekibi şu sıralarda bir adım geride ve geçen bu 45 dakika 41 saniyede Beykoz Belediye rakibine hiç öne geçme şansı vermedi. İlk mola hakkını kullanıyor Beykoz Belediye. Bu arada iki pivotla yükleniyor. Konuk ekip kaleyi boşalttı. Risk alıyor Beykoz Belediye. Ali Emre faul. Top da Okan'da kalmıştı ama hücum yine Beykoz Belediye'nin olacak. Ali Emre kanada indi. Samet Kamberoğlu uzandı ve gol attı. Adeta esniyor. Tam da yükseldiği an görüyorsunuz. Sağ tarafa doğru o açıyı düzeltmek için çok uğraş verdi ve farkı tekrar 2'ye çıkardı Beykoz Belediye. Onur Ersin kendi ilerledi. Burak Turan kurtarışa imza attı. Dönen top Çetin Çelik'te kaldı. Karar faul. Burak Turan'ın 12. kurtarışı. Onur Ersin burada farklı bir ceza bekledi. Sonrasında dönen top Çetin Çelik'te kalmıştı. 5-1 savunma yapıyor Beykoz Belediye. Bu arada Onur Ersin yine ilerledi. Yine Burak Turan gol izni vermedi. Oyun duruyor. 2 dakika cezası Oğulcan. Oğulcan kasıtlı olarak hücumu hareketlendirmesini engelledi. Burak Turan'ın işte izliyoruz burada Oğulcan özellikle alana girdi ve topu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu pahalıya mal oldu Oğulcan. 2 dakika cezası alıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye eksik kalıyor. Bu kez de Sakarya ekibi 5 kişilik savunma yapacak. Şimdi Ali Emre kanatta Ömer Faruk aşırttı ve top ağlarda gol. Ömer Faruk Güldal bu maçtaki ilk sayısı sağ kanattan ilk golü buluyor. Ömer Faruk Güldal'la konuk Beykoz Belediye. Solak oyunculardan sadece Ömür Pehlivan gol atmıştı o da. Onu da ekleyelim sağ kanatta da yine bir golü var Ömür Pehlivan'ın. Farkı 3'e çıkartıyor Beykoz Belediye. 5-1 savunmayı sürdürüyor İstanbul ekibi. Sakarya ekibi farkı 2'ye indirmenin peşinde. İbrahim Bircan oyunda. Oğulcan kenarda 2 dakika cezası dolayısıyla karar 7 metre. 2 dakika cezası Ömer Faruk Güldal'a. Beykoz Belediye eksik kalacak şimdi de. Ömer Faruk Güldal bu müdahalesiyle Mehmet Demirezen'i yerde bıraktı. Karar 7 metre atışı ve 2 dakika cezası. Fark 3 sayı. Burak Turan yine kalede. Ramazan döne atış top ağlarda. Ramazan 2'de 2 yapıyor. Toplamda da 5. golüne imza atıyor. Gürkan merkezde. Kalesi boş bu arada Beykoz Belediye'nin.
Bu 2 dakika cezası dolayısıyla risk alıyor. Konuk ekip de aynı şekilde. Sağ kanatta Ömür Pehlivan. Aşırtma ve top ağlarda. Ömür yine sağ kanatta buldu golü. Genis'in 4. takımının 23. sayısı. Fark yine 3'e çıktı. Ömür Pehlivan golü atıyor. Farklı açılarla tekrar tekrar görüntüye giriyor bu sayı. Beykoz Belediye'de 5 kişilik savunma yapıyor. Sakarya ekibi sol kanadını boşa çıkardı. Oğulcan şimdi 2 dakika cezası son bulduğu için tekrar görev alanına döndü. Şimdi TÜİK'in merkezde destek geldi Ramazan'dan ama top kaybı. Kritik bir hata. Ali Emre gole gidiyor. Ali Emre ve top ağlarda gol. Ali Emre Babacan 8. sayısını kaydediyor. Fark 4'e çıkıyor. TÜİK'in müdahalesi görüntüye yansıdı. Sonrasında Ali Emre son 10,5 dakika kala farkı 4'e çıkardı. Buna benzer bir fark 13. dakikada da oluşmuştu. Beykoz Belediye yine öne geçme şansı vermedi. Sakarya Büyükşehir Belediye'ye kalan son 10 dakikalık bölümde de önemli bir avantaj var Beykoz Belediye'nin hanesinde. TÜİK'in şimdi Ramazan atış topağlarda çok kritik bir gol. Ramazan döne risk alıyor, uzaktan bir deneme başarılı ve fark 3'e iniyor. Beykoz Belediye'de Ömer Faruk Güldal'ın cezası son buldu. O da şimdi görev alanına, yani sağ kanada geldi. Ömür Pehlivan sağ oyun kurucu noktasında süre almayı yine sürdürüyor. Ali Emre merkezde. Şu ana kadar 2 oyuncu kırmızı kart gördü. Miri Muhammed ve Oleg Görgevski. Gürkan'ın atışı dışarı gitti. Hızlı hücum şansı. Oğulcan karşı kalede ve top ağlarda. Fark 2 indi. Oğulcan Güney. Taner'in asisti. Oğulcan'ın sayısı. Hızlı hücum ve top ağlarda. Sakarya ekibi farkı 2'ye indirdi. Final serisinde ilk maçtayız. Zeminin temizlenmesi için süre durdu bu arada. Handbol Erkekler Süper Lig'de Cemal Kütahya sezonu playoff final turunda ilk maç. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erdivan Spor Salonu'nda Beykoz Belediye'yi ağırlıyor. Toplam 5 maç üzerinden oynanıyor. Bu final serisi 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bakalım bu seride öne çıkan, öne geçen hangi kulüp olacak? Sakarya Büyükşehir Belediye mi, Beykoz Belediye mi? Gürkan pası, Ömür açıyı düzeltti ve gol attı. Çok güzel bir gol. Gürkan ve Ömür Pehlivan eski Nilüfer Belediyeli oyuncular. Bir faul var. Fark yine 3'e çıktı. Kalan 9 dakikadan az bir zaman. Onur Ersin, Ramazan paslaşması. Faul pozisyonu tekrar görüntüye yansıyor. Ömer Faruk pozisyonun içindeydi. Onun da 2 dakika cezası olarak az önce takımını eksik bıraktığını hatırlatalım. Yine hücum tazeleyecek Sakarya ekibi. Blida Muhammed oyunda. Blida Muhammed Gazali. Onur Ersin, Burak Turan'ın bir kurtarışı daha. 14. kurtarışına imza atıyor Burak Turan. Takımını ayakta tutuyor Burak Turan. Son 8 dakika. Fark 3. Yeniden 4 sayılık üstünlüğe ulaşmak için top çeviriyor Sakarya. Büyükşehir Belediye yarı sahasında Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü. Çağlayan. Ömür, TÜİK'in savunmada. Ali Emre çok iyi yükseldi. Müthiş bir gole imza attı. Ali Emre Babacan toplamda 9. sayısını buluyor. Bu maçtaki en skorer isim oluyor. TÜİK'in destek geldi Ramazan'dan. Sedat Piyot'ta. Sedat Yıldırım. Kendisinin 2. takımının 23. sayısını kaydetti. Fark tekrar 3'e indi. Ömer Faruk sağ kanatta. 5-1 savunmaya döndü bu arada Sakarya ekibi. Oğulcan önde. Alper Aydın.
Pasif uyarısı geldi bu arada. Ali Emre'den müthiş bir asist. Gürkan Soğukpınar şeytanın bacağını kırıyor. Gürkan bu maçtaki ilk sayısını buluyor. Ali Emre müthiş bir asist gönderdi. Bakmadan sol oyun kurucu mevkiinde Gürkan'ı boş gördü ve Gürkan farkı tekrar 4'e çıkardı. Kalan 7 dakikadan az bir zaman var. Ve artık Beykoz Belediye çok önemli bir avantajla ilerliyor maçın son bölümlerine. Mehmet Demirezen oyunda. Şimdi Onur bıraktı. Ramazan. Faul. Çağlayan'ın müdahalesi. Ramazan döne görüntüde. Çok deneyimli bir isim. Bu arada Bilida iyi sıyrıldı. İyi döndü. Ve golü atıyor. Bilida Muhammed bu maçtaki ikinci sayısını buldu. Ali Emre cevap vermeye çalıştı. Bloktan seken top Çağlayan'da kaldı. Çağlayan Öztürk golü atıyor. Çağlayan da bu maçtaki ikinci sayısını buluyor. Fark yine 4'e çıktı. İzliyoruz. Top sekti. Ardından Çağlayan Öztürk golü attı. Mehmet Demirezen yine oyunda. Brida Muhammed Gazali merkezde. Cezayirli oyuncu bıraktı Onur Ersin'e. Onur Ersin çok zor pozisyonda. Bu arada Ömer Faruk 2 dakika cezası alıyor. Onur Ersin'i az önce yerde bırakmıştı Ömer Faruk Güldal. İkinci kez 2 dakika cezası aldı. Onuncu kez eksik kalıyor Beykoz Belediye. Güzel bir pas. Mehmet Demirezen bitirdi. Ve Mehmet Demirezen ikinci sayısını kaydetti. Fark yeniden 3'e indi. Kalan 5 dakika 10 saniye. Farklı açılarla görüntüye yansıyor Mehmet Demirezen'in sayısı. Bu arada Oğulcan yakın savunmada kaleyi boşaltıyor. Beykoz Belediye 6 kişilik hücumla ilerledi. Ömür atış. Doğukan'da kaldı. Kaleden kaleye şut. Ramazan döne ve top ağlarda. Fark 2'ye iniyor. Ramazan döne. Doğukan Karatay'ın kurtarışı. Ardından Ramazan. Kale boştu Beykoz Belediye'de ve bu 2 dakika cezası dolayısıyla risk almıştı. Hücumu daha etkili kullanmak için Beykoz Belediye. Süre durdu. Bu arada maçın hakemi Murat Çelik, gözlemci Mehmet Şimşek'in yanında herhangi bir mola talebi mi oldu diye düşündük ama hayır. Sadece zeminin temizlenmesi için oyun duruyor. Bu arada az önce Doğukan'ın kurtarışı ve ardından Ramazan'ın atışı tekrar görüntüye yansıyor. Fark yeniden 2'ye indi. Yine kareyi boşalttı konuk ekip. Gürkan ilerledi. Yerde karar faul. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Oyun iyiydi niye soğudu ve çok uzun süre bekledik. Tekrar hareketlilik kazanması için. Ali Emre yine kalesi boş Beykoz Belediye'nin. Bu arada Çağlayan boşluğu buldu ve gol attı. Çağlayan 3. takımının 29. sayısı. Fark yeniden 3'e çıkıyor. 3 dakikalık bölüm ve daha da ilerlediğimizde Beykoz Belediye üstünlüğünü korumayı başardı. Sakarya ekibi yine istediği hücumu gerçekleştiremedi. Ve sonuç olarak 3 farklı üstünlük, 29-26'lık skor. Ömer Faruk'un cezası da son buldu. Pasif uyarısı var. Pasif uyarısı erken geldi ve şimdi Samet Kamberoğlu Doğukan'a takıldı.
Doğukan 4. kurtarışına imza atıyor. Hızlı hücum şansı Sakarya Büyükşehir Belediye'de. Kalan son 3 dakikalık zaman. Sol kanatta Oğulcan, top ağlarda fark 2'ye indi. Çok fazla oyalanmadı bu kez Sakarya Büyükşehir Belediye golü bulmak için. Durum 29-27 ve 3 dakikadan az bir zaman var. Gürkan'ın pasında pas arası geldi Sedat'tan. Top Sedat'tan dışarı gidiyor. Mola geliyor. Molayı alan Beykoz Belediye. Beykoz Belediye mola hakkını kullandı. Maçta ikinci mola ve sonuç olarak maçın başından bu yana tempo çok yüksek ve bizler de handball anlamında güzel bir örnek izledik şu ana kadar. O tempo ile beraber sertlikler de yansıdı ama tabii final heyecanı, playoff final serisindeyiz. Handball'da sert bir spor sonuç olarak. Bunun da örneklerini görebiliyoruz. Ali Emre'nin pasında pas arası geldi. Onur Ersin ayağına takıldı. Ayakla müdahale var. Ağlara giden top gol deli kazanmıyor. Büyük bir talihsizlik. Onur Ersin'in itirazları izliyoruz. Burada pas arası yaptı. Kale boştu. İşte Onur Ersin'in burada ayağına dolaşıyor top. Ardından bir ayakla müdahale kararı, Çetin'in topu alıp fileye göndermesi pek bir şey değiştirmeyecek. Skorboard değişmedi son 2,5 dakika. Hücum el değiştirdi. Oğulcan kaleciyle karşı karşıya. Top ağlarda gol, fark 1'e indi. Kalan 2 dakika var maçın bitmesine. Maç yeniden başladı diyebiliriz aslında bu golle. Oğulcan'ın 8. sayısı. 29-28 Beykoz Belediye'nin üstünlüğü devam ediyor. Maçın başından bu yana bu üstünlüğü hiç bırakmadı konuk ekip. Sakarya Büyükşehir Belediye'de ev sahibi avantajını korumak istiyor. Atış topu ağlarda Gürkan çok net bir şut çıkartamadı ama çok kritik bir gol bulmayı başardı. Son 1,5 dakika Gürkan işte burada yerden sekti top. Ardından ağlara gidiyor. Kalan 1,5 dakikadan az bir zaman. 1-2 dakika cezası yansıyor bu arada biz bu golün tekrarını izlerken. 2 dakika cezası ve anladığım kadarıyla bu 3. 2 dakika cezası olduğu için de bir kırmızı kart daha çıktı. Fark 2 sayı. Atış topu ağlarda Onur Ersin. Alper Aydın 2 dakika cezası aldı bu arada. Onur Ersin golü atıyor. Farkı tekrar 1'e indiriyor. Alper Aydın da ikinci kez takımını eksik bırakacak. Maçın son bölümünü eksik oynayacak Beykoz Belediye. Çok kritik bir an çünkü son 1 dakika... Beykoz Belediye eksik kaldı. Fark 1'e kadar indi ve sonuç olarak son anlarda kaleyi boşaltıyor şimdi Beykoz Belediye. Beykoz Belediye'de de yine 2 dakika cezası var. Sakarya ekibi şimdi çok kritik bir savunma gerçekleştirecek. Sakarya ekibi de yine eksik. Az önce kırmızı kart çıkmıştı.
Bu arada sağ kanatta Ömer Faruk. Ömer Faruk Güldal çok kritik bir gole imza attı. Fark 2'ye çıktı. Ömer Faruk Güldal durumu 31-29 yaptı. Kalan saniyeler. Bakalım ne getirecek Sakarya ekibine. Pavenko. Onur Ersin. İbrahim Bircan oyunda, kale boş. Sakarya ekibinde de atış, top direkten dışarı gitti. Gol gelmedi. Son saniyelerde farkı bir indirme şansı. Sakarya ekibi değerlendiremiyor. Beykoz Belediye galibiyete çok yakın. Artık kalan son 20 saniye, daha da az bir zaman var. Son siren sesi bekleniyor. Pasif uyarısı geldi bu arada. Son 10 saniye, atış bloktan döndü. Ali Emre'nin pasında yerini bulmadı. Kale boş. Hayır, Burak Duran kalede. Atış fark 1'e iniyor. Son anlarda bu gol farkı 1'e indiriyor ama yetmiyor. Beykoz Belediye 31-30'luk skorla kazanan taraf oldu. Seride 1-0 öne geçti. Final serisinde bir adım öne geçen ve ev sahibi avantajını daha da üst seviyede yaşayacak olan Beykoz Belediye Sakarya'dan galibiyetle dönüyor. 31-30'luk skorla bu galibiyeti kutluyor. Artık bundan sonraki iki maçı Beykoz Belediye evinde oynayacak. Eğer evindeki bu maçlarda tabii ev sahibi avantajını değerlendirip taraftarının desteğini de alarak bu kalan iki mücadelede galibiyet çıkartırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Çok kritik bir mücadeleydi. Son anlarda nefesler tutuldu. Gözler özellikle eksik kalan o savunmalarda ve yapılacak ufacık hataların ardından hızlı hücumlarda yansıdı ve kazanan Beykoz Belediye olduğu maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü bırakmadı İstanbul ekibi. Maçın skorunu paylaşalım. Sakarya Büyükşehir Belediye 30, Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü 31. Maçın skoru ve artık Handball Erkekler Süper Lig'de play-off final turunda seride 1-0 öne geçiyor. Böylelikle İstanbul ekibi ekrana yansıyan İstanbul ekibi Beykoz Belediye seride 1-0 önde. Bu arada Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da tribündeydi ve artık Murat Aydın da takımı tebrik ediyor tüm yönetimle beraber. Mesut Ilgın, Akın Yenigün, Cengiz Atırnaz ve Özhan Devre o noktadaydı. Ve Beykoz Belediye 1-0 öne geçmeyi başardı final serisinde. Yönetmenimiz Alperen Tomakin'di. Onun özelinde tüm ekip arkadaşlarımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel bir handball mücadelesini paylaşmış olduk. Sakarya ekibini de kutluyoruz ortaya koyduğu mücadeleyle. Yine aynı şekilde onlar da maçı bırakmadılar. Tabii bu aşamada daha uzun bir yol var. Baktığımızda 5 maçlı bir seri demiştik. Eğer Sakarya ekibi deplasmandan galibiyetle dönerse 4 hatta 5. mücadeleye kadar uzayabilir. Bunu da tabii zaman gösterecek. Bundan sonraki aşamada 8 Haziran'da İstanbul'da 2. mücadeleyi bekleyeceğiz. 7 Haziran'da da Konyaaltı Belediye, Kastamonu Belediye'yi ağırlayacak ve Kadınlar Handball Süper Lig'de de final mücadelesinde 4. maça taşınmış olacak. Heyecan. Bizler yine TRT Spor Yıldız Ekranı'nda olacağız. Bir başka handball heyecanında görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sundu. Bizi birleştiren nedir? Aytaç ben. Kendimi övmeyi severim. Tesadüfler. Abi vallahi tanımıyorum. Kimi telaşlar? Yeni aday biraz şaşırdı. Bazı organizasyonlar. Organizasyon benim. Ya da ortak çıkarlar mı birleştirir bizi? Şşş. Entrika dolu bir kahkaha şöyle. Arkanıza yaslanın ve şovu izleyin, tamam? Bizi hikayesiyle birleştiren organizasyon bizim işimiz tabii de. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sunar.